Hacettepe'de bu sefer Apo bayrakları açıp Apo'nun mektubunu okumuşlar. Kimse müdahale etmemiş söylenene göre. Büyük ihtimal şey demişlerdi yani. Gösteri olaysız geçti. <laughs> Her şeyi yapıyorlar. Polis seyrediyor. Ondan sonra diyor ki gösteri olaysız geçti. Bu Nevrus da olaysız geçti. Ertesi gün tepki olarak Türk bayraklarıyla yürüyünce Hacettepe'de bu sefer onlara saldırılmış. Bu humanist barış güvercini arkadaşlar tarafından. Büyük ihtimalle gene şey edecekler. Bayraklarla gezerek bizi tahrik ettiler. Daha önceden ciddi ciddi böyle bir haber biliyorum. Kobani olaylarında olmuştu. Polis bayrakla gezerek halkı tahrik etti diye bir haber görmüştüm yani. Tabi olabilir. Herkesin tercihidir. Kimi sarışından tahrik olur. Kimi kirli sakaldan tahrik olur. Kimi de Türk bayrağından tahrik olur. Ama yani üzülmeyin rahat olun. Türk bayrağı sizi tahrik ediyorsa diğer tarafında da sapı var. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Evet, size yarım bir müjdem var. <laughs> Ateizm videosunun ikiye böldüm. Sonra da o böldüklerimi de küçük küçük parçalar böldüm demiştim ya. O ilk bölüm bitti komple. Yani 15 dakikası falan bitti. Bu arada aradan da kesiyorum çünkü... Çok da lüzumsuz konulardan da bahsetmişim. Hani şey gibi olsun istemiyorum. Dini videolar olur ya. 51 saniye girişi olur. Ateistler'i bitirecek video. Ondan sonra ateistler bu videoyu seyrettikten sonra imana gelecek falan. Başlar böyle. Bazı ateistler yazı. Böyle yazı yaklaşır yaklaşır, yaklaşır. 10 saniye. Tanrının olmadığını iddia eder. Yaklaşır 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 kaybolur falan. Ama şimdi biz onlara Yaklaşır, 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 kaybolur. Yanlış olduklarını yaklaşır. Göstereceğiz. Bekliyorsun sende tamam mı? heyecanlı. Ne olacak, ne çıkacak falan diye. Bakalım ne çıkartacaklar. Bir kere ciddi ciddi şeyi gördüm. Havayı da göremiyorsun. Onu gördüm. Bir kere şeyi gördüm. Ateistler her şey tesadüfen oluştu der. Ama bu güzel evren nasıl tesadüf? Bunlar klasik zaten. Bazen yani trollliğe mi vuruyorlar acaba? Hani nasılsa bu adamlar? Herkesi muhatap almak zorunda. Almazlarsa işte kaçtılar deriz. Deyip işi trollüye mi uğruyorlar acaba? Bekledik abi. 51 saniye saydım. Şeye baktım yani. YouTube'da o player'ın saniyesine baktım. 51 saniye. Ondan sonra bir tane ayet gösterdi. Onlar bilmezler. Onlar ahmaktırlar. Bilmem ne bilmem ne. Oldum şimdi yani? Onu da yazdıktan sonra Nur Life diye. <laughs> Tag Life diye şey çıkmasın sonra. Yazı. Veya trolo -lo, lo. O çıkıyormuş. Bir tane yapacaksan sana ateistleri trollemek için. Yani böyle 50 saniye giriş olacak. Ondan sonra... Never gonna give you up. Neydi? Nasıl lan o şarkı? Onun klibi çıkıyordu ya. <laughs> trollemek için. Ateizm Derneği'ne yolacaksın onu. Ateizm Derneği biliyorsunuz ateizm için yılmadan mücadele eden... Bu sefer ateizm için yılmadan ne yapmışlar? Bu sefer de Nevruz kutlamasına gitmişler. Çok umurunda değil. İşte Türkçe yazmışlar. Nevruz kutlu olsun. Kürtçe yazmışlar. Nevroz Piroz, B... Ben de gidecektim. Arkadaş çağırdı. Abi dedi nevrozu kurtlamaya gitmiyor muyuz? Dedim baba artık nevroz piroz be. Haklısın dedi. Çok süper faşist bir şey söyleyeyim mi? Faşistlikten öleceğim bak. Nevruz hiçbir zaman umurumda olmadı. Ne? Pis elitist beyaz Türk. Hem de otobüse binen. Beyaz otobüse biniyorum ama. Vapura biniyorum ama böyle çay falan içiyorum yani. Ağır beyaz Türk'üm. Tabii ki sorun yok yani. isteyen istediği şeyi kutlasın da. Bu adamlar ne zaman bilimsel konuşmaya başlayacaklar? Bir Turan dursun gibi yani. Böyle dini eleştirmeye başlayacak. Hala bekliyorum yani. Programlara çıkıyorlar basma kalıp bir iki ateist, klasik ateist lafı söylüyorlar. Yani belki de güzel insanlardır bilmiyorum. Belki de iyi niyetle yapıyorlardı. Bana acayip tribüncülük olarak geliyor bunlar. Yani üç tane fazla kişiye yaranalım diye yapılmış işler gibi geliyor. Türkiye'de İki tane dil yok. Türkiye'de 36 esnik unsur var. Kimdir bu 36 esnik diyorsun, unsur diyorsun? Beşi altısını sayıyor, gerisi yok. Bunların hepsinin kendi dili var. Neden sadece iki tanesi? Neden sadece iki tanesi? Tabii ki birkaç kişiye daha yaranalım diye. O yüzden. Başka hiçbir sebebi yok yani. Yani bak ben de açacağım bir tane ateizm grubu diye ben de. Ateizm derneği değil de ateizm grubu diye açacağım. Orada böyle şey yapacağım. Ateistler Efe Aydalı seyreder falan diye böyle. Ateist dediğin Efe Aydalcıdır falan. Ateist dediğin Efe Aydalı Patreon'dan üye olur falan. Yani bir Turan Dursun gibi olmak yemiyor mu? Yani benim gördüğüm kadarıyla şey kafasındalar. İşte hani LGBT derneği veya Aleviler derneği. Ateizm bundan farklıdır. Neden farklıdır? Ateizm bir, bir cemaat değildir. Ateist cemaati diye bir şey yoktur yani. Ateizm sadece yani nasıl tarot falına inanmamak bir cemaat değilse tarot falına inanmayanlar cemaati diye bir cemaat mantıklı değilse veya tarot falına inanmayanların siyasi görüşü budur falan böyle bir saçmalık olamayacaksa ateizmde aynısıdır bir. İkincisi mesela eşcinsel olmak veya transseksüel olmak bunlar farklı bir tercihtir. Yani düz cinsel olursun, eşcinsel olursun. Farklı bir tercihtir. O yüzden de eşcinsel dernekleri, eşcinsellerin rahatça yaşamasını çalışan, onlara uğraşan derneklerdir. Aynı şekilde Alevi Derneği veya başka azınlıkların olduğu dernekler, onların haklarını koruyan dernekler yani. Anladığım kadarıyla bu Ateizm Derneği de bunu yapıyor yani. Hani dine karşı konuşmak değil veya işte dinin neden doğru olmadığını anlatmaya çalışmak değil. Biz de böyleyiz, biz de şu köşede oynayalım modunda. Olabilir yapsınlar. Benden uzak dursunlar da. Çünkü benim düşüncem böyle değil. Benim düşüncem biz de köşede oynayalım değil yani. Çünkü mesela astrolojiye inanmak veya inanmamak bir tercih değil. Birisi gerçektir, birisi yanlıştır. Neden? Diğerinin yanlış olduğunu kanıtlayabilirsin. Ve o da kendi söylediğinin gerçek olduğunu kanıtlayamaz. Bu sebepten dolayı astrolojinin insan uydurması olduğu gerçektir. O yüzden buna farklı tercih diyemezsin yani. O yüzden normalde dinlerin birbirine düşme olması gerekirken, düşman olması gerekir. Neden? Çünkü... Semavi dinlerde her seferinde ne der? Benden başka Tanrı'ya tapamazsınız. Her dinde bunu der. Yani şunu demez. Ya diğer dinler de olsun onlar da kardeş. Ateistler kötü falan. Öyle bir şey demez yani. Hatta ateistlerden bahsetmez bile. O zaman öyle bir konsept bile yok çünkü. Ama iş pratiğe gelince hiç kimse kendi söylediğini kanıtlayamadığı için ne oluyor? Abi şu bölge senin olsun. Şu bölge benim olsun. Şu bölge onun olsun. O şekilde hani barış içinde, o yüzden barış içindeler. Ama işte bu kafir ateistler işi bozuyor. Yani biz şey değiliz, abi şu bölgede bizim olsun falan. Hayır, bunu söyleyen birisi değiliz yani. Neyi yanlış olarak görüyorsak onu konuşuyoruz, söylüyoruz yani. O yüzden hani biz işi bozan adamlarız. Paylaşmadığımız için, işi bozan adamlar olduğumuz için şu anda pratikte öyle bir anlayış var. Ya Hristiyan da Musevi de kardeşimiz öyle mi? Hristiyan da Musevi arkadaş edinmeyin, dost edinmeyin. Ne hepsi kardeşimiz ya hepsi. Ya ben şeyi biliyorum. Ateistleri ezmeye çalışıyorlar şimdi. Şey diyor adam. Dünyanın diyor yüzde doksan bilmem kaçı diyor Allah'a iman ediyor diyor. O ne biliyor musun? O yüzde doksan bilmem kaçı dediği. Deistleri de katıyor işin içine. Hadi şeyleri geçtim. Hristiyanları, Musevileri geçtim. Deistleri katıyor. Konfüçyanistleri katıyor. Adam Rastafaryan'ı katıyor yani. Yani diyor ki Rastafaryan olsun yeter ki ateist olmasın. Onların hepsini katıyor. Diyor ki bak bu kadar. Ya olsun Rastafaryan da olsa hepsi, hepsi aynı ya. Hepsi Allah'a iman ediyor. Deist de o aynı aynı. O yüzden pratikte biz oyun bozan adamlar olduğumuz için böyle bir anlayış var yani. Hani hepimiz kardeşiz falan. Hepimiz Tanrı'ya tapıyoruz. Deist değil de ateist olmamın sebeplerini daha önceden açıklamıştım. Bir tane daha sebebi var aslında. Evet bu evrenin başlangıcında veya hayatın başlangıcında bizden daha üstün bir varlık bunu kasıtlı olarak bilerek yaratmış veya yaratmamış diyemeyiz. İkisini de diyemeyiz şu anda. O yüzden deistler haksızdır da diyemeyiz. Ama şunu unutuyoruz. Tanrı'yı yani dışarıdan bizi gözleyen bir varlık var ve bu varlık kasıtlı olarak bunları yarattı. Anlayışı, mantığı, düşüncesi aslında insanlar tarafından ortaya atılan bir fikir. Bu bir tane bir fikir ve kanıtlayamadık hala da. Yani biz anlayamıyoruz. Abi çok güzel olmuş bu evren, dünya, hayat. Muhteşem olmuş. Evet. Ama bu hala da kesin kanıtı değil ki. Bizim anlayamadığımız çok daha fazla şeyler olabilir. O yüzden deist değilim ben. Yani evet varsa da bulmak isteriz. Varsa da zaten araştırıp belki bir gün buluruz. Belki hiçbir zaman bulamayız. Belki bu yaratıcı kendini göstermek ister. Hepsi olabilir. Ama dediğim gibi bu fikir insanlar tarafından kendisini küçük ve güçsüz hisseden ve daha büyük bir varlık tarafından korunmaya ihtiyaç duyan insanların ortaya attığı bir fikir sadece. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Ama doğru diyemezsin yani. Biz bunu algılayamadığımız için. Bilim köşesinde lazerden bahsedecektim. Bir gün mikrodalga fırından bahsetmiştim ya. Sonra aslında o kadar da heyecanlı olmadığını fark ettim. Gerçekten. E sizi de çok sıkmak istemiyorum. O yüzden baktım okudum ama okuduklarımı anlatmayacağım. Biz bir ara astronomide Hangi ders olduğunu bile hatırlamıyorum yani. Görmüştük. Teorik mekanik falan olabilir. öyle çılgın çılgın derslerimiz vardı yani. Hiçbir bok anlamadığım. <laughs> Nasıl geçtim? Örnek soru falan çözüyorduk. O örnek soruları çöze çöze ezberledim artık yani. Ondan sonra ona benzer sorular çıkınca onları çözü böyle geçmiştim yani. Hiç anlamadığım dersler vardı yani. Teorik mekanik onlardan bir tanesiydi işte. Her neyse. Orada benzerini görmüştük. Şimdi tekrar okudum gerçekten aklımda kaldığı gibiymiş yani. Bildiğin ışık, ışığı dışarıdan veriyorsun bir küçük bir hazneye. Haznenin iki tarafında ayna var. Aynalar birbirine yansıtıyor. Daha sonra yansıtıp işte amplifiye oluyor yani. Yoğunlaştırıyor. Bildiğin ışık yani. Işığın yoğunlaştırılmış versiyonu diyebiliriz. Çok küçük bir delikten de dışarıya çıkartıyor ondan sonra. Baya nokta atışı uzaklara ve tek nokta olarak gönderebiliyorsun. Ve hani biz böyle Kedi lazeri falan diyoruz ya. Onlar da harbiden lazermiş yani. Onlar da lazere dahil. Hani illa böyle şey olmasına gerek yok. Piu 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 falan olmasına gerek yok yani. Lazerle işte göz retina tedavisi falan. Lazerle sünnet efsanesini biliyor musunuz siz? Ne kandırırlardı bizi ya. Makas yok artık lazerle kesecekler. Hadi ya. Sünnetçi geldi deyince ben böyle Star Wars'dan falan Stone Trooper gibi bir adam gelecek diye bekliyorum. Adam bildiğin sünnetçi. Dedim makam ne çıkartacak? Lazer. Işın kılıcı mı çıkartacak? Ne çıkartacak? Lazer marka Japon malı bıçaklar vardı. Hatırlıyor musunuz? <laughs> Lazerle kesiyor deyince. Bak o da lazer o da lazer. Ne kandırırlardı ya bizi. Var mı arkadaşlar? O kadar da küçük seyirciye hitap etmiyorumdur umarım yani. Sünnetsiz var mı aranızda? Yok öyle bir şey. Lazer falan yok yani. Bildiğin dayı geliyor. <laughs> Benim uyutulmadan olmuştu. Lokal anesteziyle. Doktor çocuğu olduğumuz için lüks sünnetti benimki. Usturalı değil yani. Hastanede lokal anesteziyle. Daha sonra dikişler falan erken erimiş. Birkaç gün sonra bir baktım kanlar akıyor. Felaket bir şey. Sonra tekrardan gidip bu sefer ağladım artık. İlk seferinde hiç ağlamamıştım. Güle oynayay olduk. İkinci de strese girdim. O zamanlar tabii hayat tecrübesi yok. Şöyle bir şey vardır ya. Zor bir iş. Girersin böyle uğraşırsın dedin sen en sonu bitti falan dersin veya sistese girersin falan böyle. Oh be bitti falan dersin. Ondan sonra bitmemiş çıkar ya o zaman böyle bitersin yani. Çökersin. Psikolojik baskı. <laughs> Neyse yaşıya yaşı öğrendik yani. O yüzden sevinmemek lazım. Herkes diyor abi çok sakin bakıyorsun. Bu yüzden işte arkadaşlar. Ne zaman gülsem başıma bir şey geliyor anasını satayım. Gülmeyeceğim lan. <laughs> Bak güldüm. Pipimi kestiler ya. İnsan insana bunu yapar mı? çok acayip bir olay anlatacağım bu hafta olan God's Not Dead diye bir film vardı. Size bahsettim mi bilmiyorum. Sanırım bahsetmedim. Genelde böyle saçma sapan propaganda Hristiyan filmlerinden bahsederim. Birçoğunu anlatmışımdır. Bu o kadar itici bir filmdi ki bundan bahsetmemiştim bile. Film şöyle. Bir tane ateist hoca, aynen şey gibi olan İrfan Hoca hikayeleri gibi anlatsın satayım. Bir tane böyle ateist kendini beğenmiş hoca felsefe hocası. Çocuklara şey diyor işte. Hepimiz Tanrı öldü yazacaksınız. Ondan sonra ve neden ölmüş olduğunu anlatacaksınız falan. Bir tane çocuk çıkıyor işte. Hayır Tanrı ölmedi falan. Sinirleniyor falan. Nasıl dersin falan. Baskı yapıyorum sana. Öyledir ya çünkü. Gerçek dünya öyledir ya yani. Böyle ateist hocalar Tanrı öldü yazın. Yoksa sizi bırakırım falan. Okullarda böyle ateist baskıları falan vardır ya böyle. Ateist olmayana kız vermezler falan. İş falan bulamazsınız ateist değilseniz. Hatta kafelere girerler oruç tutanları döverler ateistler Ramazan'da. Ateizmimize saygı gösterin diye oruç tutanları döverler kafelerde. Neyse sonra işte bir sürü olay oluyor. Bu arada şey de ateist hoca da Herkül. Neydi Kevin Sorba vardı ya Herkül. O adam oyuncu. Yani bir oyuncu Hristiyan propaganda filmine düştüyse gerçekten kariyeri bitmiş demektir yani. Yazık üzüldüm kendisine. Her neyse bütün film böyle geçiyor. İşte en sonunda Tanrı'yı kanıtlıyor. Bilmem ne. O ve bütün sınıfta işte hepsi God's not dead. Tanrı ölmedi falan diye ayağa kalkıyor falan böyle. Tamam mı? Tabi bu arada şey var. Bir tane Müslüman kız var. Kapalı. O da işte tabii ki Müslüman olduğu için sürekli babasından dayak yiyor falan. Çünkü öyledir ya hep. Müslümansan babandan dayak yiyeceksin diye bir Şaka yapıyorum arkadaşlar. Hemen dava açmayın anasını satayım. İroni yapıyorum lan ironi. <laughs> i̇roni yapıyorum. Hemen dava açmayın. Öyle gösterilmiş diyorum yani. Türbanlı kız babasından sürekli dayak yiyor falan. Ondan sonra işte bunu da Hristiyanlar görüyor. Koruyorlar falan. Diyorlar bizim dinimiz sevgi dinidir falan. Öyle olunca kız da işte Hristiyan oluyor falan. Her neyse filmin sonunda işte dediğim gibi hepsi ayağa kalkıyor. Tanrı ölmedi falan diye. Bu adam çok sinirleniyor falan tek kalınca. ''Siz nasıl dörtsünüz ya? Sizin ağzını sıkacağım. Bekleyin onu.'' falan diye böyle çıkıyor dışarıya. Çıktıktan sonra araba çarpıyor herifi. Çünkü ateistsen seni araba çarpar. Gerçi bizim orada bir ateist vardı. Araba çarptı yani. Araba çarpıyor ve en son işte bir tane iyi karakter var. Rahip miydi neydi? Tam da o sırada rahip karakteri oradan geçiyor oluyor. O da işte geliyor adamın yanına. Adam diyor çok pişmanım falan ölmeden önce böyle. Çok pişmanım falan diyor. Arabayı kim ipleyen yok ha bu arada. Hani araba niye çarptı? Ambulans mı çağıralım? Ne yapalım? Plakasını mı? Yok. Araba çarptı yani. Adam çarpıldığı anda ateist adam bu kadar. Ağır ateist bir de yani. Ateistlikten ölen bir adam yani. Direkt STV ateisti. Araba çarptığı anda hiç onların hiçbirini düşünmeden direkt imana geliyor. Ah diyor. Bu kadar ateistlik yaptım bak. Ateistlikten ölmek. Gerçek anlamda ateistlikten ölüyorum diyor yani. Ondan sonra rahip de oradan gelince işte elini tutuyor adamın diyor. Ölmeden önce diyor İsa'yı kalbine kabul et falan. O da işte İsa'yı kalbine kabul ediyor falan. Öyle bitiyor film. Bunu niye anlattım? Çünkü bu filmin yapımcısı ki yapımcı fikri ortaya atan kişidir. Yönetmenden daha sorumludur yani filmden. Bu filmin yapımcısı ALS olmuş. Bu adama ALS teşhisi koymuşlar. Ki ALS demek ...Steven Hawking gibi yaşayacaksın anlamına gelmiyor. Öleceksin yani. Ve bu adam Kickstarter olması lazım. Veya ona benzer bir sitede... ...bağış toplamaya başlamış. Üzerinde kartlar var. Yani kendisi konuşamadığı için... ...birisi o kartları tutuyor işte adam için böyle kocaman. Ne bileyim 40 santime 40 santim. Beyaz karton. Üzerinde de yazılar var. Söylediği de... ...Tanrı'ya inancım değişmedi. Biliyorum ki Tanrı benim hayatımı kurtaracak bir mucize yaratacak mucizelere inanıyorum. Ama o mucize gerçekleştirene kadar doktor parası için, hastane masrafları için bağışlarınıza ihtiyacım var. Her şeyden önce bu adamlar kendi sitelerinde filmlerinin ne kadar milyonlarca dolar kazandığını anlatmıyorlar mıydı? Girip bakabilirsiniz. Screenshotları var. ne yani. kendi sitelerinde şu kadar milyon dolar hasılatımız var falan diye. Hani yönetme olsa yönetmene para vermemişler. Kaçmışlar falan diyeceğim. Adam yapımcı yani. İkincisi, bilmiyorum bunu diyecek var mı? Yazık değil mi adama ALS'li böyle kötü konuşma falan diye. Kötü konuştuğum falan yok. ALS gerçekten çok kötü bir hastalık. Kimsede de olsun istemem. Ama bu iki yüzlülük beni delirtiyor. Bunu gördüm gene delirdim. Çünkü kimse de çıkıp demeyecek ki yani Hristiyanlardan da bağış istiyorum dedi ya bu adam. Şimdi bunu okuyan, gören bu olayı Hristiyanlar da çıkıp demeyecek yani. Sen bize demiyor muydun? Önemli olan bu dünya değil. Önemli olan öteki dünya. Önemli olan bu dünyada ne yaptığınız. Bir insanın ailesi olması demek kısa bir süre sonra büyük ihtimalle ölecek olması demek. Kesin değil ama büyük ihtimalle öyle oluyor. Eğer gerçekten bu filmini falan yapmışsın yani. Milyonları götürmüşsün. Söylediğine göre. Gerçekten götürdüm bilmiyoruz ama milyonları götürmüşsün. Şöyle olması gerekmez mi? Dediğim gibi işte ateist mantığı. Ateist mantığı olunca ne söylüyorsak onu kast ediyoruz. Veya yani bir insan, karşımızdaki bir insan da ne söylüyorsa onu kast ettiğini farz ediyoruz. Zaten bizde en çok yoran bu yani. Soy bir o göz adamı kast etmiyormuş o söylediğini. Eğer gerçekten bu söylediklerine inanıyorsa bu adamın belki gene Kickstarter'dan fon açıp şöyle demesi gerekmez mi? Siz bu paraları bana yollayın. Ben de insanlara yardım edeyim. Böylece ölmeden önce fazla bir vaktim yok. Ben de işte insanlara çok iyilik yapmak istiyordum. Nasıl olsa bu bir sınav. Bu gerçek hayat değil. O yüzden ölmeden önce ben de insanlara bir yardımda bulunayım. Böyle huzurlu bir şekilde öleyim. Hem de biraz cennet puanı da kasmış oluruz. Bunu diyeceğine neden bu adam bu kadar parayı hayatta kalmaya harcamak istiyor? Bunun hiçbir açıklaması yok yani. Yani bu bak Müslüman birisi yapmış olsa bunu büyük ihtimalle buraya getiremezdim. Çünkü herkes bu sefer başlardı. İşte hasta insana saygısızlık ediyor bilmem ne. Biz sürekli bunu görüyoruz. Sadece ateist olarak düşünmeyin. Layık insanları. Türkan Saylan öldüğünde neler dediler arkasından. Türbanlı kızlara burs vermedi. Allah ona türban taktırdı falan. Biz sürekli bunun altındayız. Sürekli bununla karşılaşıyoruz. Ben yarın araba çarpsa bana ölse neler neler derler. Neler neler derler. Bana bir kere dava açıldı. O davayı nasıl büyüttüler? İşte dine hakaret eden, dine saldıran, efaidal, hapis cezası yedi falan. inananlar da buna yazdı işte. Daha da girmesi lazım. 90 gün yetmez. Çıkmasın. Ulan ne oluyor? Göt. Ne oluyor oğlum? Bir laf söyledim lan. Yani dünyanın en yanlış lafı olsun. Göt. Dünyanın en yanlış lafı olsun. Ağzımdan bir laf çıktı yani. Doğru değil tabii. Hapis cezası yemedim. İdari para cezası aldım ama adam inanıp da böyle gerçek sanıp neler neler dizdi oraya yani. Bu iki yüzlülük işte abi bizi delirten. Bu iki yüzlülük. Yani sigorta hastanesinde bu işte ağır muhafazakar insanların doktorlara falan saldırmaması lazım. Doktor bunlara çıkıp da sizin annenizin şu kadarcık ömrü kalmış veya sizin bu kadar ömrü kalmış dediği zaman kimsenin doktora saldırmaması lazım. Kimsenin kendini yere atmaması lazım. Ama bunlar oluyor. Bu tutarsızlık yani bizi kızdıran olay. Şimdi bak şu kadarcık bir lafta bile belki derler. Aa işte hastanedeki insanlara laf etti falan. Evet. Bu arada az önce şey dedim ya. İşte eşcinseller o da onların tercihi falan. Veya işte tercih meselesi falan. Aslında tercih dememek lazım yani. Bunu daha önce de aslında söylemiştim. Hani insanlar şey sanıyor. Lan acaba erkekleri mi sevsem? Kızları mı sevsem? En iyisi erkekleri seveyim falan. Tercih değil yani. Bu ter tercih budur yani. Aslında bakacak olursanız bizde de öyle yani. Düz cinsel. Düz cinsel mi diyorlar? Straight. <laughs> düz cinsellerde de aynı. Bizde de tercih meselesi değil ki hangi tür kızdan hoşlandığın sen seçmiyorsun aslında. Bakıyorsun bazı kadına. Angelina Jolie mesela. Bütün erkekler tapıyor. İşte dudakları bir ton. 10 kilo memesi var falan. Sen bakıyorsun hiçbir şey hissetmiyorsun. Daha böyle masum görünen, daha böyle ne bileyim nört tipli bir kız. Çok insan bakmıyor. Senin içini kıpraştırıyor ama kız. Veya işte kimi Asyalı görünce alevlenir. Kimi sarışın sever. Aslında düşünecek olsan bu da tercih değil ki. Bunu da biz seçmiyoruz yani. Tercih olsa hepimiz çirkin seçeriz lan. Bir kere şey demiştim ya, tercih olsa herkes erkek seçer. Ama diyelim ki düz cinsellerin içinden hani tercih olsa herkes çirkini seçer. Yanlış mıyım? Bir kere çirkin olduğu zaman bu arada çirkin neye göre çirkin falan? Çirkinin tanımı çok az insanın beğendiği bayan. Ben yaptım şunu az önce. Çok az erkeğin beğendiği bayan, çirkin bayanın tanımı bu. Az önce ben uydurdum bu tanımı. Neden? Çünkü her şeyden önce kafayı çalıştıran birisidir. Değil mi? Kafası daha çok çalışır genelde. Şey vardır ya böyle köşelerden çıkar. Çirkin bayanlara bir şans tanıyın falan. Aslında gayet de böyle ortalama bir kadın gösterirler. Bizim avazanlar da. Bilmiyorum inanan var mı yani. Aranızda yoktur büyük ihtimalle de. Türkiye genelinde vardır yani. Kızı görüp ooo bunlar türlü gideri var ya. Bak bu çirkin değil falan diye böyle klikleyen, basan böyle. Bir kafasını çalıştırdığı için. Çünkü gerçekten güzel kızı. Bazen dışarıdan seyrettiğiniz zaman etrafında beş erkek falan böyle. Gak deyince su, guk deyince et. Et derken yemek için et yani yanlış olmasın. Ve işin ilginci hep de en mutsuz, en güzel kızlar olur. Çünkü etrafında mesela beş altı tane kolpa var. Atılgan erkek. Onların arasından seçer genelde. Aslında bilmez ki onu mutlu edecek erkek o etrafına toplananlardan birisi değil. Kendisi uğraşıp bulması lazım. Hazıra gelen, er bayanlar da öyle yani. Hazıra gelen hazıra gider yani. İkincisi aldatılma ihtimalinin çok yüksek olmaz. <laughs> Üçüncüsü kafa dengidir. Daha böyle nört tip falandır böyle. Dördüncüsü şımarık değildir. Böyle havaları yoktur yani. Gördüğünüz gibi <laughs> tercih olsa aslında hepimiz çirkin tercih ederdik yani. Ama ne diyoruz? Sen çok iyi bir insansın ama ben seni arkadaş olarak görüyorum. Neden? Hadi söyle neden diyorsun bunu reis? On numara çok iyi bir kız ama diyorsun ki seni arkadaş olarak görüyorum. Neden? Çünkü güzel bulmuyorsun bu kadar basit. Haksız mısın? Maalesef değilsin. Biz insanız. İnsanlar yüzeysel olmak için programlanmış hayvanlardır. Birçok hayvan için geçerli. Şey diyebilir misiniz? Lan bu tavus kuşlarına ne kadar şerefsiz ya. Kuyruğu en renkli olanı gidiyorlar falan. Önemli olan insanlık falan. Önemli olan içinin renkleri. Pardon insanlık mı dedim? Önemli olan kuşluk. Kuşluk ölmüş abi. Böyle yani yapacak bir şey yok. Bayanlar siz de umarım bu gerçeği kabul ediyorsunuzdur. Hani bayanlar için sosyal statüsü yüksek erkek. Neyse erkekler için de güzel kadın o. Bu arada şeyi sormuştum ya. Normal Fransız arkadaşı olan var mı diye. <laughs> bu işte babasıyla Lemon Incest diye klip çeken kızdan sonra sormuştum. İki kişi mesaj attı. Bir tanesi dedi ki abi benim Fransız tanıdığım var. Babasıyla Lemon Incest çekmedi. <laughs> Ötekisi de dedi ki abi dedi Fransız arkadaşım vardı. Hep şey diyordum. Ya bak Fransızlara karşı çok ön yargılıymışız falan. Adam en sonunda gay çıktı falan dedi. O da kötü bir şey olmalı ya. Fransızla olan ön yargıları yıkıyoruz falan diye böyle arkadaş ediniyorsun adam gay çıkıyor direkt. Gay değildir o abi. Biseksüeldir. Hani hayatı dolu dolu yaşayalım falan. Vallahi iyice tırsmaya başladım ha. Zaten tek kişilik protesto ediyordum ben Fransa'yı. PKK'nın başı, yönetim kadrosu falan orada diye. Adamlar şerefsiz ne mi yapıyor? Yoksa gerçekten öyle bir hıyarlıkları mı var? Hani kim olursa olsun işte baskı altında kalmış. Bu Türkler de zaten Osmanlı kesin bunlara kötü davranıyorlar falan diye. Gerçekten bunları böyle korumak için mi alıyorlar? Yoksa gerçekten Türkiye'ye karşı bir amaçları mı var? Orada biliyorsunuz Ermeniler de baya bir birikti. Gene Ermeni soykırımın muhabbetinden kaçanlar. Bayağı güçlü bir Ermeni lobisi var Fransa'da. Bilmiyorum yani adamlar bak iyi niyetli bir şekilde hani Türkler zulüm yapıyor falan düşüncesiyle yapıyorlarsa bunu e başlarına zaten alacaklar belayı. Alıyorlar da. Ara ara görüyoruz. Apo bayraklarıyla bunlar arabalara falan saldırıyor tamam mı? Kameraya çekmiş kadın teki altıda şey yazmış. İslami teröristler saldırıyor. Ulan ne İslamisi? Sana daha kimin saldırdığını bilmiyorsun. Bu kadar mı cahilsin lan? <laughs> Mazlum terörist diye yazmış. İşte o yüzden ciddi ciddi korkmaya başladım yani. Arkadaş edinirsin gay çıkar sana yavşar. Televizyon açarsın Lemon Incest diye klip çıkar. Bu bizden de baya bir eşekçi gitti oraya. Yani baya o, o baya süper bir parti ortamı olmuştur orada yani. Şeyi biliyorum. Ya Fransa'da ya da benzeri bir yerde. Bir Türk bayan kampa gitmiş. Bu seyircim değil de direkt bir tanıdığımdı yani. Direkt anlatmıştı bana. İşte böyle hani olur ya farklı farklı ülkelerden öğrenciler falan gelir. Erasmus mu dedi. Yani o tür bir şey. Ondan sonra böyle toplanırlar falan. Isaac mi dedi. Onlardan bir tanesi. Neyse. Herkese soruyorlarmış işte neredensin Bana demiş Ermeniyim. Kız da demiş ben Türk'üm. Başlamış ondan sonra herif. İşte bunun dedesi. Arkadaşlarını anlatmaya başlamış. Bunun dedeleri katil. Benim dedelerimi öldürdü. Bilmem ne. Ulan göt. Nereden biliyor onun dedesinin asker olduğunu? Sanki şöyle bir şey var yani insanlarda. Halk böyle gitmiş saldırmış öldürmüş falan veya oradaki halktan da yapan varsa eğer e, ülkenin geri kalanı ülkenin geri kalanı ne olacak? Yani bu ırkçılık değil mi şimdi? Yani güzel hepsi güzel faşist meynat kardeşim sen Grant hepsi güzel de bu şimdi ırkçılık değil mi abi? Hepimiz Ermeniyiz. Oraya altına şey yazın. Efe hariç yazın bir dahaki sefere. Pank öyle pankart açacağınız zaman hepimiz Ermeniyiz Efe hariç. Ben Türk'üm çünkü. Ya yani insanlar diyor ki işte biz ırkçıymışız, biz faşistmişiz. Ama bunların hepsini ben kendim yaşıyorum veya benim tanıdığım arkadaşlarım yaşıyor. Ağzından sadece bir Türk'üm lafı çıktı diye gördüğü zulme bak yani. Ve bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim yani. Hani biri Yahudi olsa orada öbürü de dese ki ben Almanım. Onun için demezler ama. Bu Alman'ın Nazi dedesi benim insanlarımı katletti falan. Ona demezler bak. Ne fark var arada? Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Belki başka fikri olan da vardır. Bence fark Almanya'nın güçlü olması. Almanya güçlendi ve güçlendikten sonra imajını çok değiştirdi çok düzeltti. Şimdi mesela Almanya deyince insan aklına başka şeyler geliyor. Nazi gelmiyor o kadar. Ama biz aynı kaldık. Aynı kaldığı kı geç geri gittik yani. Atatürk zamanında Atatürk'le ilgili ve o zaman işte gelişen endüstriyel olarak kalkınan Türkiye ile ilgili yabancıların çektiği bir sürü belgesel var. Türkiye'yi öven siyah beyaz. Arasınız YouTube'dan çıkar kaç tane. Eğer o şekilde devam etseydik insanımızın birazcık değeri olacaktı yani. Tabii o değeri de bizim de hak etmemiz lazım. Yani biz büyük olacağız, o değeri hak edeceğiz. Zamanla o değer de kendisi gelecek. Bize değer veren insanları seçeceğiz. Ayrıca biz de başkasına değer vereceğiz. Yani Interbaz'de anlattım ya geçen hafta. Türk bayrağını görünce blokluyor kızlar. Şimdi hakkımız var mı sizce? Bu kızlara işte faşist veya ırkçı demeye hakkımız var mı? Bence yok. Çünkü onunla mı uğraşacak kız? Sürekli Türklerden mesajlar geliyor. Abazan, Aruseks, Ario Disco diye. <laughs> Onunla mı uğraşacak yani? Çünkü öyle bir seçenek var Interpaz'de. Şu ülkeyi kabul etmiyorum diye seçenek var. Seçebiliyorsun yani. E 3, 4, 5, 10 tabii ki seçecek yani. Acaba bize mi komple yapıyorlar Interpaz'de? Başka başka ülkelerden böyle Türk bayrağıyla girip. <laughs> Sanmam. Şeyleri biliyoruz çünkü. Omegle'de işletilen dayılar. <laughs> öyle bir sürü videolar var ya. Onları biliyoruz yani. Evet. Saat 2'yi geçti arkadaşlar konuşmamıza yarın devam ederiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Asansör müziğinin verdiği mutluluk gelsin. Evet salıdan merhaba arkadaşlar. gene günler hızlı geçiyor. Bilmiyorum size nasıl geçiyor. Çünkü eve gidiyorum. Yemeği yerken, yemek hazırlanırken falan podcast montajına başlıyorum. Bir de böyle hayal kuruyorum tamam mı otobüsteyken. Şimdi eve gittikten sonra vakit olursa artarsa işte bir podcast montajından sonra bir yeni çekimlerimin renklerine bakarım. Ha, bir yandan da onlarla uğraşıyorum şimdi. Hala daha yeni color grading teknikleriyle. İşte bakıyoruz diyor şu color grading yöntemi film kamerası görüntüsü verir. işte Euro film görüntüsü verir falan. Şu bağımsız Avrupa filmleri var ya. Çok hoşuma gidiyor onların görüntüsü. Özellikle Vimeo'da falan sürekli yükleyip duruyorlar. Onları işte hafta sonu böyle bir doğalı Ondan sonra göllü bir yere gittik. Orada işte farklı renk ayarlarıyla deneme yapma şansım oldu. Onların hala da bilgisayarda hepsine bakamadım. Hatta sadece bir iki tanesine bakabildim. Neyse genelde şöyle oluyor işte. Montajı yapıyorum sonra kendimi yatağa fırlatıyorum abi. Ve ciddi ciddi daha önce söyledim bilmiyorum. Gene bak dün de oldu. Montaj yaparken uyuyakalıyorum ya. <laughs> Gene bak oldu dün. Montajı yapıyorum bir bakıyorum gözler kapanmış gitmişim. Böyle ayılıyorum falan açıyorum gözleri falan ondan sonra devam ediyorum montaja. Bakıyorum böyle yanlış yapmışım bazı yerleri falan. Sonra bitince böyle fırlatıyorum kendimi yatağa. Neyse işte o aralarda bazen vakit kaldıkça özellikle hafta sonlarına falan bu işte ateizmle ilgili videoda onunla ilgilenirken bol bol arada da YouTube video seyretme şansım oluyor. Render alırken o bekleme süresinde. Ama genelde de şeyde bozuluyor After Effects <laughs> kilitleniyor kapatıyorsun kapanması zaten bir süre sürüyor ondan sonra tekrar açıyorsun açması bir süre sürüyor falan. O böyle ikide bir de kapatıp açıyorsun. O zamanları değerlendirmek için işte video seyrediyorum. Çok ilginç, komik bir olay anlatacağım. Kısa. Bu Walking Dead'te biliyorsunuz oradaki zombilere walker diyorlar, yürüyen. Orada şey var bir tane. Kısa saçlı kadın olması lazım. Evet oydu hatırladığım kadarıyla. Kısa saçlı kadın vardı ya bir tane. Alttan sonlara doğru uzattı saçı falan. O işte burada ünlü olmadan önce Texas Ranger dizisi vardı Chuck Norris'in. Orada işte Chuck Norris'in yanındaki hemşire rolünde oynuyormuş. <laughs> Chuck Norris'in oradaki karakterinin adı da Walker. <laughs> komik değil mi? Bence çok komik. Bu da mı tesadüf? İşte görüyorsunuz. işte ateistler bunlar hep tesadüf diyor. Çok fazla ilginç konuyla karşılaşıyorum. Birçoğunda araştırma yapmam gerekiyor. Yani nasıl vakit bulamıyorum ben de bilmiyorum. Daha disiplinli olmam lazım. Tardigrade diye bir hayvan var. Ama böyle mikroskobik neredeyse hayvan. Büyüklüğü yarım milimetre ve hatta daha küçük de olabiliyor. Hayvanların içinde en dayanıklılarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. Aşırı soğukta yani aşırı soğuk derken neredeyse mutlak Zero denilen işte absolut zero mutlak sıfır dedikleri eksi 273 derece. Yani tamamen artık ısı hareketinin sıfırlandığı bir yer. O sıcaklığa yakın sıcaklıklarda bile yaşayabiliyor. Kaynama derecesinin kat kat üzerinde yaşayabiliyor. İnsanı öldürebilecek radyasyon dozunun kat kat üzerinde yaşayabiliyor. Ve en son lan demişler bakalım sınırları nasıl zorlayabiliriz. Uzaya çıkarmışlar abi yaratığı. Uzayda da yaşamış. Extreme of file olarak geçmiyor bu yaratık. Neden? Çünkü aslında bu kendi normal doğal alanı değil yani. Bu aşırı sıcak, aşırı soğuk falan. Ama gene de yaşayabiliyor. Kendi doğal alanı değil demek. Yani uzun süre kalırsa ölme riski var. Yani senin suda yüzerek yaşayabilmen gibi ama suda yaşayamazsın yani. Hayatını orada suda geçiremezsin. Onun gibi bir şey bu da. Ama gerçekten hayvan sayılabilecek. Çünkü genelde extremophiles dediklerimiz bizim böyle bakteri falandır. Hayvan sayılabilecek bir yaratığın bu kadar aşırı uç koşullarda yaşayabilmesi gerçekten ilginç. Onu mesela işte uzun uzun bir ara bakmıştım. Sonra dedim hadi uzun uzun bir araştırdım kaldı gitti işte yani. O da size ödev olsun arkadaşlar. Tardigrade. Great. Baya güzel videoları falan var yani. Evet. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Tardigrade. <laughs> Amerikan aksanıyla. Aksanımı beğenmiyorlarmış arkadaşlar. Sürekli öğrencilere falan ders verirken kendimi de çekiyorum ya. Öncelikle çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Gerçi şaşırmazsınız. Aksanın güzel değil diyenler sadece Türkler. Yani bir Amerikalı'dan veya bir İngiliz'den böyle bir şey duymadım. Çünkü onlara göre vay bak ne güzel otantik. <laughs> otantik aksanla konuşuyor falan diye. Birkaç tane eskiden YouTube'a İngilizce yüklerdik. Birkaç tane bayandan. Aksanın çok seksiymiş falan diye böyle şey duymuştum. Yorum almıştım yani. Yani arkadaşlar ben sürekli diyorum ya size İngilizce öğrenmeniz lazım. Dünyanın çünkü en genel dili. İstediğiniz bütün bilgilere ulaşabilmeniz için İngilizce bilmeniz çok önemli. Hep diyorum. İnsanlar beni yanlış mı anlıyor acaba? İngilizce öğrenmenizin ve en azından benim yani İngilizce bilmemin, İngilizce konuşmamın sebebi dünyanın geri kalanının ne dediğini anlayabilmek ve onlara da kendi derdimi anlatabilmek. Yani acaba şey mi sandılar? Hani böyle daha çok Amerikalılara benzeyeyim falan veya beni Amerikalı sansınlar veya işte İngilizlere benzeyeyim İngiliz sansınlar. Öyle mi sandılar acaba Türk arkadaşlar? Yani biliyoruz çünkü onları da biliyoruz. Hani doğru düzgün kelime dağarcığı olmayan ama böyle ağzını yavşatarak konuşan falan. Hani Amerikalı sansınlar diye kendi içinden şey diyor. Vay bak etrafımdakiler çok hoşuna gitti falan. Kesin şimdi sözlükten kız düşürürüm falan. Ya yani dediğim gibi bu normal bir şey. Hani bizde aşağılık kompleksi var insanımızda. Biz hani doğru düzgün Türkçe konuşamayan adamla dalga geçeriz. Hatta bazı yasıp yabancı diye dalga geçeriz. Türkçe bilmiyorsa Türkçe küfrederiz adama falan. Hani adam böyle şeydir, profesördür. <laughs> Türkçe bilmiyor diye dalga geçeriz veya doğru düzgün Türkçe konuşamıyor diye bozuk Türkçesiyle dalga geçeriz falan. O yüzden sanıyoruz ki diğer ülkeler de böyle. Ama şöyle bir şey var şunu düşünün. İngilizce zaten dünyanın en çok konuşulan dili şu anda. Öyle olunca her türlü aksanda insanlar konuşuyor. Her ülkeden her aksanda insan konuşuyor. Düşünsenize insan yorulur lan. Alman Alman aksanıyla konuşuyor. Ha Alman aksanıyla konuşuyorsun falan. Arap Arap aksanıyla konuşuyor falan. Japon Japon aksan her biriyle dalga geçmeye kalksan zaten zaman yetmez yani. <laughs> Benim amacım ve insanlara da sürekli İngilizce öğrenin dememin sebebi Amerikalılara benzeyin diye değil. Ben Türk olmaktan gayet memnunum. Ve Amerikalılar gibi veya İngilizler gibi o aksanlarla konuşmadığım için de hiçbir şey kaybetmedim şimdiye kadar. Ne diyeceklerdi? Sen Amerikalı gibi konuşamıyorsun. Seni işe almıyoruz mu diyeceklerdi yani. <laughs> yani ileride Hani şey falan oluyor bazen Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan falan İngilizce konuşarak yabancı filmlerde rol falan buluyorlar ya. Hani öyle bir şey bile olsa ki şu anda çok uzak bir olay. Onun şu anda hayalini bile kurmuyorum yani. <laughs> hayalini kurmaktan bile daha uzak. Ama öyle bir şey olsa ben gene göçmen aksanı, göçmen rolünde veya yabancı bir rolünde oynarım yani. Ne oldu bizim iyi İngilizce konuşan Tamer Karadağlı? Gitti Hollywood'da film çekti. Rezil oldu yani. Şey çok kötüydü ya. Hadi onu geçtim. Çünkü galiba Tamer Karadal orada Türk rolünde miydi? Yani hadi onu geçtim. Bir tane gerçekten Amerikalı rolünde Deniz Akkaya vardı ve öküz gibi konuşuyordu. Yani neden öyle bir halt demişler bilmiyorum. Neydi o filmin adı ya? Living and Dying miydi? Şey falan oynuyor böyle. Terminator 2'deki çocuk var ya. O çocuk büyümüş. Büyümüş hali falan oynuyor. Can Kanır. Michael Madsen oynuyor. Ondan Ne kadar varsa toplamışlar işte. Eski ünlülerden. Michael Madsen miydi o adamın adı? Ondan sonra şey var. Başka kim vardı ya? Ha Imhotep var. Şeydeki. Mumya filmindeki. Neyse. Konu buraya nasıl geldi bilmiyorum. Konu nasıl film anlatımına geldi bilmiyorum ama. Dediğim gibi. Benim öyle bir planım yok. İsteseydim. Sizce değiştiremez miydim aksanımı? Bence değiştirirdim. Ama bunu uğraşmaya niyetim yok. Çok da umurumda değil. Gerçekten Amerikalılar gibi konuştuğu için insanlar tarafından saygı görecek, normalden fazla saygı görecek olduğunu düşünen varsa buyursun yapsın. Bilmiyorum belki hani İngilizce hocaları belki ister. Ama onun haricinde kim ister bilmiyorum yani. Hani şeyleri görünce falan üzülüyorum. İşte anlattım ya doğru düzgün adam kelime dağarcığı yok yani ama. Deluxe Paint Adobe After Effects falan. Üzülüyorum yani vah vah vah. Biz ona İngilizce öğren dedik o gitmiş. <laughs> Yani İngilizce öğren dediysek de ipne ol demedik yani. Bu arada gene güzel bir tartışma konusu. İpne deyince mesela gay arkadaşlar alınıyor mu? Bir stand-up komedyen anlatmıştı. Gerçekten ben de aynısını düşünüyorum yani. Düşünceme tercüman olmuş. Artık diyor ibne kelimesi hani onlar fag der ya. İbne kelimesini artık diyor eşcinsellerin veya gaylerin bundan alınmaması lazım. Çünkü gerçekten farklı bir anlamda kullanılıyor. An hani diyor İki erkek diyor şimdi birbiriyle şey yaparsa <laughs> birbiriyle alevlenirse tamam ona gay dersin ama erkeklerden bir tanesi böyle işini bitirip yarısında böyle çekip giderse ona ipne dersin diyor. Veya diğer erkek arkadaşının arkadan vurursa falan böyle ona ipne dersin diyor. Gerçekten öyle. Neden biliyor musunuz yani şöyle sıkıntı oluyor bazen. Görüyorsun şimdi televizyonda bazı ünlüler adam gay veya ılık yani ya açık gay ya kapalı gay. Adam geliyor mesela yarışmacına dalga geçiyor falan. Veya yarışmacıyı aşağı alıyor. Şimdi adama ipne de diyemiyorsun. İpne dersen vay işte geylere akar. Hayır abi adam, ipne olduğun için ipnesin. Yani gay olduğun için ipne değilsin. İpne olduğun için ipnesin. <laughs> bilmiyorum umarım yani insanlar artık alınmıyordur böyle şeylerden. Bu tür kelimeleri zaten bu insanlar için artık bilmiyorum kullanılıyor mu yani. Hala da. Bu arada tardigrade dedim ya. Mikroskobik hayvanlar diye daha da sizi alevlendirecek ilginç bir konu. Sizi bu sefer daha yakında ilgilendiriyor. Çünkü şu anda suratınızda bir sürü mite yaşıyor. Canlı mite'lar yaşıyor suratınızda. Genelde bu şeylerin içinde. Saç dipleri, saç kökleri, kirpik dipleri falan. Oraların içinde aratırsanız resimlerini falan bulursunuz. Kuyruğu upuzun böyle. Upuzun yani kendisinin 3 katı bir kuyruğu var. Kendisi böyle küçük daha. Kendisi giriyor içeriye kafadan. O kökün oraya giriyor yani. Kuyruk dışarıda falan kalıyor böyle. Herkesin yüzünde might. Bu might'lardan var yani. Şey yapmışlar bakalım yüzde kaçında falan might bulacağız diye. Araştırma grubu. Ulan o araştırma grubu mu pisti acaba? <laughs> Düşünsene pis böyle bir araştırma grubu. Topluyorlar. O adamların pisliğinden kaynaklanıyormuş meğer. Rastgele böyle insanları toplamışlar. Bayağı bir insanı. Hepsinin yüzünden örnek almışlar. Hepsinin yüzünden mite çıkmış. Mite da bu arada hayvan olması lazım. Yanlışım varsa düzeltin. Ben hayvan diye hatırlıyorum. Çok iyi. Çünkü bilmiyorsan bunu sorsa insan düşünür. Lan mite ne ya? Şimdi mite'ın ne olduğunu biliyorsun. Ama şimdi çok küçük mikroskopik acaba bakteri mi desek? Değil mi? <laughs> Yok bildiğin hayvan ya. Might. Hayvan oğlu hayvan yani. Hani öyle yalnızlık çeken işte evcil hayvan arıyorum. Veya çok yalnızım falan diyen varsa. Çok yalnız falan değilsiniz. Yalnız hissetmeyin kendinizi. Yüzünüzde bir sürü might var. Alın size evcil hayvan. Bir akrabamın evcil hayvanı ölmüş. Köpek bir de yani. Büyük bir evcil hayvan. Ufaklar ölünce bile insan ne kadar üzülüyor yani. Değil mi? İnsanın kuşu balığı ölünce bile ne kadar üzülüyor. Yani gerçekten güzel bir şey evcil hayvan sahibi olmak ama ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum daha önce bunu söyledim ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü onu yaşayan bilir kendi çocuğun gibi. Yani hani dışarıdan bakan anlamaz. Ya işte evin hayvanı falan. Hani ha bitki ha o kedi falan der. Onu yaşayan bilir yani. Kendi çocuğun gibi. Ve 10-15 sene yaşayacak bir çocuk. Yani bu tamamen kendi kendine işkence yapmak. İnsanların bir hevesi oluyor. Böyle bir yalnız hissediyorlar kendilerini. Veya ne bileyim işte çocuk sahibi olmuyorlar maddi sıkıntıdan dolayı falan. Hadi diyorlar daha az masrafı olan kedi köpek alalım falan. Yani ilk etapta güzel. Bakması masrafı bilmem nesi zor tabi. Hastalanıyor. Sen de onunla birlikte üzülüyorsun. Falan filan. Ve en sonunda ölüyor abi. Yani 10 sene 15 sene yaşayacak bir çocuğunuzun olduğunu düşünün. Yani o yüzden bence dayanın. Yani yalnızlık çekiyorsanız bile dayanın. Çünkü sizi gerçekten çok tam alışma zamanı değil mi 10 sene? Tam alışma zamanı yani. Çok aşırı yaşlı iseniz belki olabilir. ne bileyim 80 yaşındaysanız Belki sizin kadar yaşar o da köpek veya kedi. Ama onun haricinde o sevimliliklerin, şirinliklerini pek kanmayın yani. Üzülürsünüz. Hani bazen bazı sebepler için alıyorlar. Mesela bekçi köpeği, av köpeği falan onlara da alışıyorlar. Burada zaten herkesin köpeği var. Köpeksiz insan az yani. Veya kedisiz insan az. Yani genelde %90 köpek, kedi daha az. Öyle yani arkadaşlar. Gün gelecek, hayvanınız ölecek. Biraz daha genetik modifiye etseler 50 sene falan yaşasın aslında. Değil mi? 50 sene falan yaşasa kurtarır yani. 30 yaşındayım ben. Veya sen 20 yaşındasın falan. 50 sene yaşayacak bir köpek olsa veya kedi olsa al onu besle. 50 sene. Bu arada şey diyordum ya. Hani Patreon'dan gelen parayla bütün istediğim eşyaları dönene kadar alamayacağım diyordum. Seçim yapmam lazım falan. Laptop alayım en iyisi daha lüzumlu diyordum. Ama şu an şeye baktım. Genelde şöyledir ya. Türkiye'de aşırı bir KDV falan vardır. O yüzden Amerika'da daha ucuzdur her şey. Böyle elektronikse özellikle. Laptop olsun işte kamera olsun falan. Gerçekten öyle. Ama şu an baktım arada çok bir fark kalmamış. Neden biliyor musunuz? Büyük ihtimalle o şeyden dolar aşırı fırladı ya. Şimdi dolar olarak aynı kaldı. Yani 1300 dolarsa gene 1300 dolar mesela. Ama işte onun Türk lirası karşılığı çok yüksek artık. O yüzden laptop almayacağım. Burada bulabildiğim ve Türkiye'de parasıyla bile bulamadığım bir sürü şey var. Onlardan alacağım. Yanımda getireceğim. Laptopu Türkiye'den alacağım. Gerçekten arada çok az bir fark var. Onu da zaten eski laptopumu satarak karşılayabilirim yani. Şey falan derim böyle. Efe işte bak bütün bu videoları montajladığı laptopu falan. Efe Aydal dokundu buna falan. Diyorum işte evli olmasam dullara kakalardım yani. Şimdi de kakalarım aslında ya. <laughs> şey yaparım böyle özel videolarımı attım içine falan. Magic Mike. Magic Efe olarak böyle. Şey, striptiz show. Göbekli striptiz show. <laughs> Magic Mike filmi biliyor musunuz bu arada arkadaşlar? Evet. Erkekseniz bilmemeniz normaldir. <laughs> direkt direkt ağır kadın filmi yani. Böyle kadın filmi de değil. Ağır kadın filmi yani. Böyle şey falan çünkü. İşte striptizci erkek falan. Ama aslında İçi de dolu bir insan böyle sanatçı kimliği falan var, boş kafa değil falan. Tam böyle hani ağır kadın olmanız lazım. Şeyci falan böyle Ahmet Altancı falan böyle işte ay ışığında sulanan yıkanan bedenler falan o tür kitaplar okuyan falan. Şeyin işte yani Sakir Punch ne kadar ağır erkek filmi ise <laughs> Punch ne kadar erkek filmi ise Magic Mike'ın kadın versiyonu, kadın filmi versiyonu. O yüzden bilmemeniz normaldir. İşte ben de öyle olacağım. Magic Efe. <laughs> Neyse vergileri dosyalamayı falan onları da hallettik. O da büyük bir sıkıntıydı. Neyse ki adamlar şey ya. Kafa çalışıyor yani adamlarda. Mesela vergiden kesmişler bizim maaşlardan tamam mı? Ondan sonra işte biz böyle dar gelirli olduğumuz için falan. Bir iki böyle işte yeni geldiğimiz için mi? ne bir şey. O yüzden vergilerin baya bir kısmını geri veriyorlar. O işte Patreon'dan da mesela kazandıklarımızın vergisini vermemiz lazım ya. Çünkü onun vergisini biz vermemiz lazım. Onu da biz vermemize gerek kalmıyor. Sadece bize verilecek paradan düşüyorlar. O da çok güzel bir şey. 170 dolar mı ne? 190 mı ne? Onu işte bize verilecek paradan düşüyorlar. Yani sonuç itibariyle biz almış olduk yani. <laughs> hani o patronun vergisini falan vermem lazım diye onun hesabını yapıyordum. Aslında almış olduk yani. Güzel bir şey. İyi para ya. Gerçi Türkiye'de daha yüksek olurdu onun vergisi. Bilmiyorum nasıl olacak yani. Keşke ateizm din olsa anasını satayım ya. Ateizm din olsa yaşamıştık. Farkındasınız değil mi arkadaşlar? Ben böyle Efe dini görevli yaşamıştık yani. Ulan hep diyorlar ya ateizm dindir falan. Lan keşke olsa yani. <laughs> Düşünsen abi. Ateizm vakfı. Hani ateizm derneği var ya. Ateizm vakfı açacaksın böyle. 3-5 demeyelim kardeşler falan. Hiç onlardan vergi vermene falan da gerek yok. Ateist camisi yaptıracağız falan. <laughs> ateist camisi kütüphane mi oluyor? Yani bazen söylüyorlar mesela. işte ateistim deyip de para kazanlar. Ulan ateistim deyip de para en çok bak. En çok para kazanan adam benim bildiğim. Yani ateist olduğu için. Ve ateizmle ilgili konuştuğu için en çok para kazanan. Benim bildiğim Richard Dawkins var. İşte kitapları falan satıyor. O kitaplardan kazanıyor. Belki programlardan da alıyordur bilmiyorum. Ama bir de şey falan diyordu bir tane böyle rahip. İşte karşısına oturtuyor falan. Tanrı sana bu kadar milyon dolarlar kazandırdı. Sen niye hala inanmıyorsun falan. Böyle salak saçma. Şey der gibi Allah yoksa neyi inkar ediyorsunuz? Bana o mesaj. Bana çok mesaj geliyor ya. Her çeşit mesaj geliyor bana yani. Yani o adamın bak. Şunun farkında mısınız bilmiyorum. Dinsiz veya dindar. Herkese söylüyorum yani. Şunun farkında mısınız bilmiyorum. Bu adamın kazandığı para bile. Bin milyon ne kadar? Birkaç milyon pound olsun. Tek bir büyük mega church veya büyük bir din İslam veya Hristiyan cemaatin tek bir cemaat yani tek bir din değil tek bir cemaatin kazandığın yanında hiçbir şey. Adamlar siteler kapatıyor ya. Villa kapatmayı geçtim. Siteler kapatıyor. Site kapatıyor adam komple. inanılmaz paralar kazanıyorlar. Çünkü o kadar çok insan var ki. Yani şeyi düşünün bak. Ateist olup para kazanan adam ne diyor insanlara kendi hakkınızı arayın diyor. Hamdolsun demeyin, kendi hakkınızı arayın. Ne oluyor bu adamlar? Tam eyvallah para verip kitabını alıyorlar. Adam o şekilde zengin oluyor en fazla yani. Ama öteki türlü bir kere mesela Hristiyanlarda şey var. Maaşının %10'unu kiliseye verme. Zorunlu değil ama o kiliseye gidip gelen insanların hepsi veriyor. Günahlarından arınmak için. Bizde de yok mu öyle? Bizde niye her köşede dilenci var? Niye bu kadar çok dilenci var? Bak Amerika'daki dilencilerin farkını söyleyeyim. Birçok şeyini sevmiyorum Amerika'nın. Sevmedim. Ama iyi yanlarından bir tanesi bu. Dilenciler bile işi biliyor. Bir kartona yazıyorlar. Diyor ki işte zor bir dönemden geçiyorum. Bu zor dönemi atlatmak için paraya ihtiyacım var falan. Veya işte müzik çalıyor bazı. Müzisyen olma hayalim var. İşte baya uzun uzun yazmış yani. İşte bir plak şirketiyle görüşmek için yol parasına ihtiyacım var falan. Anladınız mı? Bak bizde hiç böyle bir şey yok. Burada insan şunu düşünüyor. Ya tamam ben buna parayı vereyim bu en azından. Zor zamanını geçirsin sonra kurtarır kendisini. Bizde nasıl? Dilenci sesi bak. Adam benden zengin ha. Senden benden zengin yani. Yani bakıyorsun mesleği profesyonel dilencilik olan bir adamı zaten sen para yardımı yaparak onu kurtaramazsın. Ne kadar bir para yardım yapman lazım ki dilenciyi bıraksın? Peki niye bu kadar çok var ve niye bu kadar çok insan para veriyor? Sadece kendi günahları biraz azalsın diye. Hani şey oluyor ya araba çarpıyor. Bunlar işte ölmüyorlar falan. Diyorlar ki işte verilmiş sadakamız varmış. Bu nokta bu kadar. Bitti. Buna inanıyorlar. Buna inandıkları için bu kadar çok insan para veriyor. Bir iki gün önce yine Twitter'dan biri mesaj attı. Madem yok niye bu kadar o zaman üstüne duruyorsunuz? Al bu sebepten dolayı. Yani bak başka hiçbir şekilde bir adam çıkıp da 1 milyar TL'ye kendisine malikane yaptırıp onu destekleyen adamlar da bir makarnaya muhtaç, bir zeytini iki kere ısırarak yemeye muhtaç. İnsanlar da ona bakıp hamdolsun dedirtemezsin. Başka hiçbir şekilde aradaki fark bu. Yani o işte Richard Dawkins veya bir iki tane böyle ateist olarak ünlü olmuş kişinin kazandığı 1-2 milyon pound. Bunlar size batıyorsa cemaatlere bir bakın. Bir araştırın ne kadar paralar kazanıyorlar. Veya yardım dernekleri, insani yardım dernekleri. Sadece Müslümanlara yardım eden, İslami yardım aslında ama insani yardım derler. Onların bir araştırın. Nasıl bulursunuz, nasıl şey yaparsınız bilmiyorum ama aldıkları paraya bakın. Bir de o kameralarda insanlara yardım ettikleri şeylere bakın. Aradaki farka bakın yani. O aradaki fark kime gidiyor? Nereye gidiyor yani? İşte bu yüzden başka bir yolla olabilir miydi kendi hakkını aramamanın, teslimiyetin, kul cool olmanın, korkmanın iyi bir şey olduğunu insanlara başka bir şekilde yedirebilirler miydi? Adam korkuyorum diye övünüyor. Ben korkarım diyor. Adam kul cool olmakla övünüyor. Ben kulum diyor. Övünüyor ya. Çünkü küçükten beri insanları bu şekilde aşıladık yani. Kul cool olmak iyidir. Bak en iyi kim kul cool olursa ona en çok hediye verecek öldükten sonra ama Ölmeden önce ben diyeceğim. 1 milyar liraya ev yaptıracağım. işte ötekisi oteller dikeceğim. Ötekisi iş adamlığı yapacağım. Villalar, siteler kapattıracağım. Ama sen hamdolsun de. Seni öldükten sonra. Ölmeden önce bana, öldükten sonra sana. Bunu başka şekilde yedirebilir misin? Bunu başka şekilde yediremediğin için biz uğraşıyoruz. Kaç tane videoda gördün seni veya kaç tane podcast'te gördün tarot falıyla ilgili konuştuğumuzu veya astrolojiyle ilgili konuştuğumuzu en fazla bir iki kere o da üstün körü konuşup geçmişirdir. Bunlar saçmalık inanmayın diye. Niye? Çünkü tarot falına ben inanırım diye elini kalbine koyup böyle benim tarot falına inancım sonsuzdur diye oy toplayıp başa geçip ondan sonra ülkenin altlarını başkasına teslim eden birisi yok çünkü şu anda. Veya şeyin de farkındayız. Hani bizim Türk efsanelerimiz var ya Ergenekon ve işte Altay Türklerinin insanların ağaçtan gelme efsanesi. Bunların doğru olmadığını da farkındayız. Ben bir kere bile bununla ilgili konuşmadım. Çünkü biyoloji dersine insanlar ağaçtan geldi diye sokmaya çalışan yok. Veya biyoloji dersine Türkler kurtlardan gelmiştir diye sokmaya çalışan insan yok. Anladınız mı? Bu yüzden işte. Veya işte biz kurtlardan geldik, biz ağaçtan geldik deyip başa geçip onunla benim kurta inancım veya ağaca inancım tamdır deyip başa geçip ondan sonra bütün yerli fabrikaları satıp, yerli müesseseleri satıp hala daha başta kalmayı başarabilen elhamdülillah biz ağaççıyız diye veya elhamdülillah kurtçuyuz diye başta kalmayı başarabilen birisi olmadığı için bunlarla ilgili konuşmuyoruz. İyi ki de yok. Yani iyi ki de yok. Ki en azından kendi kültürümüzü, kendi efsanelerimizi böyle güzel bir şekilde anlatabiliyoruz. İnsanlar bunu gerçek sanmadan yani. İşte böyle Türk efsanelerini. Bakın işte insanların ağaçtan geldiğini kanıtlayan Japon bilim adamları işte bulgular buldu falan. Ağaçların birbirine karışmaması mucizesi falan. Biliyorsunuz değil mi onu da? Paylaştım bir iki kere ama herkes görmemiş olabilir denizlerin birbirine karışmaması mucizesinin atasını biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kere o işte ne Kızıl Deniz mi söyledikleri? O fotoğrafın orijinali Alaska Denizi'nde çekildi bir kere her şeyden önce. Çünkü Flickr'da gerçek sahibi var. ve Flickr'ı bilirsiniz yani. Otantiklik konusunda güvenilirdir. Ve ilk yabancı bir mucize olarak başlıyor. Ve işte şey yani arayın onu işte. Alaska Sea Hawks falan yazın. Hoax diye yazılıyor yani. Bulursunuz büyük ihtimalle. Veya ben belki bir kere daha paylaşırım. Onun da ilk defa Baltık Denizi ile Kuzey Denizi olması lazım. O ikisi birbirine karışmıyor diye paylaşmışlar ve yabancılar yani ya Amerikalılar ya da benzer işte İngilizler falan. Ve buna da şey demişler işte uzaylılar mı var? Aldınız mı? <laughs> Böyle demişler yani işte uzaylılar mı var? Veya işte başka bir doğaüstü güçler mi var falan? Ondan sonra bizimkiler o olayı alıyorlar. Kendilerini uyarlıyorlar. Benim anladığım kadarıyla bu. Yani bu kadar tesadüf olamaz çünkü. iki kaynağın aynı anda aynı resimden mucize uydurması, farklı farklı mucizeler uydurması tesadüf olamaz. Büyük ihtimalle bizimkiler gezinirken görmüşler onu. Böyle işte iki farklı deniz diye. Uzun uzun anlatılıyor neden öyle oldu. Yani Kızıl Deniz falan değil, Alaska. Anlatmışlar işte bir tanesi daha sığmış, öbürü daha derinmiş. Karışmama diye bir şey yok, karışıyor tabii ki. Biri tatlı, biri tuzlu diye bir şey yok. Şu an ciddi ciddi Richard Dawkins İngiltere'de bir İslam okuluna gidiyor programda ve diyor ki tuzlu suyla tatlı suyu birbirine koysak karışır mı? Karışmaz diyorlar. Yani aynen yağ ile su gibi düşün. Karışmaz diyorlar. Bana bir tane mesaj geldi. Genelde hani o kadar da saçma şeye inanmıyorlar tabii de. Bir kere gelmişti. Peki dedi bu tuzlu suyla tatlı suyun birbirini karışmamasını nasıl açıklıyorsun? Yani bak tuzlu suyu evde bulabilirsin. Tatlı suyu evde bulabilirsin. Bunu alıp birbirine karıştırabilirsin. Yani bu şey değil bak. Plütonyumla uranyumun birbirine karışmaması falan değil yani. Tuzlu suyla tatlı su. İnternette bunu görüyorsun. Veya birisi sana bir hoca efendi sana söylüyor. Sen eve gidip tuzlu suyla tatlı suyu birbirine karıştırmadan bunu denemeden gelip millete anlatıyorsun. E sen her şeyi hak ediyorsun abi. Sen her şeyi hak ediyorsun. Sen kandırılmayı ve cebindeki paranın alınmasını hak ediyorsun. Kendisine faydası olmayan insana kimse yardım edemez. İşte bilim adamları evrimin doğru olmadığını bilimsel olarak kanıtladılar falan. Çok kişi farkında değil bunu tabii. Biz Türkiye'de kendi kapalı, kendi halimizde yaşadığımız için eğer böyle bir kanıt olursa bir gün. Yani siz buna gönülden inanıyorsunuz değil mi? Evrimin yanlış olduğuna ve yanlış olduğunun kanıtlandığına. Gönülden inanıyorsunuz değil mi? Eğer bunu yapabilirseniz Nobel ödülü alırsınız. Bir milyon küsür dolar veriyorlar insana. Bir buçuk milyon dolar mı? Onun şeye sorun işte. Orhan Pamuk'a sorun. Nobel ödülü alırsınız. Bilim dalında. Ha efendim? Tabii. Elitist bilim adamları şey yapıyor değil mi? Örtüyor. Allahsızlığı yaymak için. Örtbas ediyor bunu. Amaç ne? Öyle. Amaç yok. İşte Allahsızlığı yaymak falan. Hani bak. Hamdolsun deyin. Fazla hakkınız aramayın. İyi bir kul olun. Korkun. Size öldükten sonra ödüller verilecek. Diyen bir adamın amacını az çok anlayabilirsiniz. Yani benim söylememe gerek yok. Onu diyen adamın amacını az çok anlayabilirsiniz. Ama tam tersini söyleyen adamın amacı nedir? Bana söyleyebilir misiniz? Aşağıda yazın lütfen. Yani hakkınızı arayın diyen, size böyle işte öldükten sonra ödül verilecekmiş bunlar doğru değil diyen, bu hayatı yaşayın, kendinizi geliştirin diyen, bu adam eğer yalan söylüyorsa gerçekten, hangi amaçla yalan söylüyor? Amacı ne yani? Şeyi anlattılar, yani evrimin bile veya herhangi bir teorinin, okullara girebilmesi için ne kadar çok aşamadan geçtiğini. Bizde oluyor mu o yoksa biz direkt yabancıların bilimini mi alıyoruz bilmiyorum. Ama burada bilimsel bir makale yayınlıyorsun. Bir kere onun yayınlanması, yayınlanmaması var. Yayınlandıktan sonra senin kendi meslektaşların seni eleştiriyorlar. Şu noktası yanlış, bilmem ne. Sen onları savunmak için başka kanıtlar koyuyorsun. Onlar belki o kanıtları da beğenmiyorlar. Böyle böyle gidip geliyor. Belki 10 sene, 20 sene gidip geliyor. Siz şey sanmıyorsunuz herhalde değil mi? Big Bang mesela. Adam biri çıktı. Ya dedi bak bu şeyleri geriye doğru sarınca yıldızların uzaklığını geriye doğru sarınca bak bir noktada toplanan Big Bang. Hemen yazalım bunu şeye. Müfredata. Böyle olduğunu sanmıyorsunuz herhalde değil mi? Çünkü bilimsel bir bulgu bu. Ama istiyorlar ki yaratılış veya akıllı tasarım bunlardan geçmesin. Bypass geçsin bunları. Direkt okullara. Neden? Bilimselse neden? İşte şeyden çünkü Ha, gizli mason lobisi, Allahsızlığı yayma kürsüsü, gizli gizli. Ha, ha. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir saati doldurduk mu bilmiyorum. Benim mesai başladı. Bu hafta alevli oldu. Burayı seviyorum. Bu mekanı, odayı yani. Çünkü istediğim gibi alevli konuşabiliyorum. Evde bu mümkün değil. Bakalım bir saati geçirdiysek haftaya görüşürüz. Geçirmediysek yarın olmaz. Çünkü yarın hep çocuklar erken geliyor. Kaçacak yerim yok. O yüzden Perşembe devam ederim. Şu bir iki konu vardı. Onlarla ilgili de biraz çalışma yapayım. Ya artık Perşembe ya da haftaya onunla ilgili konuşuruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com bölü twitter.com bölü kommek destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü beğendiğiniz videoları ve podcastleri paylaşmayı unutmayalım. Kendinize İyi bakın. Bilime emanet olun alevli haftalar. Bu bak hiçbirini unutmadım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız keyifler nasıl?